Aslı Yenge neden bize bu kadar iyi davranıyor? Hiçbir fikrim yok Nazlıcığım ama açıkçası şikayetçi de değilim. Merhaba çocuklar. Yüce Honos? Yüce Honos ne oldu? Yoksa Hades'in Ütopya'yı ele mi geçirdi? Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Ama siz dünyaya pek gelmezdiniz. Evet gelmiyordum. Bu defa sizden yardım istemeye geldim. Yardım mı? Ne konuda? Selena konusunda. Çocuklar, biliyorsunuz Burak başkasına aşık olduktan sonra Selena çok üzüldü. Biliyoruz, o gün bize anlatmıştı olanları. Ve bu üzüntünün etkisiyle kendisini sabır şatosuna kapattı. Sabır şatosu mu? Evet. Ve ne yaptıksa onu oradan çıkmaya ikna edemedik. Bu arada dünyada kötülük büyük bir hızla artıyor. Hades meydanı boş buldu tabii. Aynen öyle. Ya, peki biz ne yapabiliriz? Sizden istediğim şu çocuklar. Selena'yı çağırmanız. Siz de böylece onu ikna etme fırsatı bulacaksınız. Evet, aynen öyle. Siz çağırırsanız başınızın dertte olduğunu düşünecek ve eminim hemen kalkıp buraya gelecek. Yardım edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Tabii ki edeceğiz. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Burak tamam. Herkes duysun. Seni çok seviyorum. Ey İstanbul, duy sesimi. Ben Selena'yı çok seviyorum. Selena, Selena, Selena. Kızlar beni çağırıyor. Ama hayır. Burak'ın bir başkasıyla aşk yaşadığı dünyaya gitmek istemiyorum. Selena, Selena. Kızlar, of, hayır. Lütfen bu seferlik beni anlayın. Gelemem. Ama ya başları dertteyse. Selam, kızlar. Yüce Honos. Konuşmak için seni ben çağırdım. Biliyorum. Siz çağırdığınızda gelmeyi reddettiğim için bana kızdınız. Ama inanın ben hiç iyi değilim Yüce Honos. Selena, çok acı çektiğini biliyorum. Ama artık kendine geldiniz. Bu böyle sonsuza kadar devam etmez. Dünyada kötülük hızla artıyor. Acıların dinmesi için belki zamana ihtiyacı var. Ama dünyanın da iyiliğe ihtiyacı var. Yüce Honos, bu benim elimde değil. Bak. Senin bir görevin, bir misyonun. İnsanların da sana ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. İzle. Evet, gördün mü? Bunu binlerle, on binlerle, yüz binlerle çarpabiliriz. Haklısınız. Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var. Evet. Ne diyorsun? Yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Sen olmadan olmaz Selena. Sen güçlü olmalısın. Bu cümlede bize örnek olmalısın. Tamam. Ben bir an önce kendimi toparlayıp işimin başına geçeceğim. Teşekkür ederim Selena. artık huzur içinde Ütopya'ya dönebilirim. Çocuklar, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hadi bakayım sevgili kireler. Bu insanların ellerine, kollarına, bacaklarına yapışın bakayım. Yapışın bakayım. Hadi bakayım. Kızlar, beni bu kadar üzen sadece Burak'la ayrı olmak değil, Burak'ın bir başkasına aşık olması beni kahrediyor. Kendini bu kadar üzme Selena. Ya ben eminim ki Burak Hoca için yapılacak bir şey vardır. Evet, sen yeter ki pes etme. Sana yeniden aşık olmasını sağlayabilirsin. Bilmiyorum, yani bu çok zor. Almunla'ya ilk görüşte aşık oldu. Ya Selena hiç de zor değil bence. Hem önemli olan ilk görüşte aşık değildir ki. Önemli olan tanıdıkça aşık olmak. Ya böylece aşklar daha kalıcı olur. Bilmiyorum. Yani belki de siz haklısınız. Neyse kızlar. Ben zaten Hades'e karşı yeterince vakit kaybettim. Bir an önce gideyim. Görüşürüz kızlar. Burak Hoca ile Selena'yı karşılaştırırsak yeniden bir şeyler olabilir. Bence Burak öğretmen Selena'ya tekrar aşık olacaktır. O zaman onları karşılaştırmanın bir yolunu bulmalıyız ama ne? Abi, hediye aldın mı? Ne hediyesi ya? Kime ne hediye alacağım? Esra Hanım'a tabii ki. Doğum gününe çağırdı demiştin ya, yarın değil mi? Aslan oğlum benim. Şöyle güzel bir hediye seçersin. İstersen biz de yardım ederiz seçmene. Ya anne bırak, ne işim olur ya? Hem ben doğum gününe çağırdı dedim, gideceğim demedim ki. Nasıl yani, gitmeyeceğim mi? Niye ki oğlum? Ya bırak anne Allah aşkına ya. Ne yapacağım ben o kadar zengin tikinin arasında? Beni arkadaşlarıyla işte beraber eğlenip dalga geçmek için çağırıyor canım, belli yani. Yok daha neler. Sen de bir garipsin yani. Niye yapsın öyle bir şey? Ya manyak manyak konuşma kadar. Sen tanımazsın o tipleri. Eğlenecek adam arıyorlar işte. Hem Orhan Baba'nın öyle bir filmi vardı. Ben bütün senaryoyu biliyorum. Hem ayrıca iyi niyetinden çağırdı diyelim. Ne yapacağım ben o kadar zenginin arasında? Ne konuşacağım? Oğlum ne alakası var bunun zenginlikle? Kalkar gidersin. Doğum gününü tebrik edersin. Baktın sıkıldın, kafana uymadın. Kalkar dönersin. He, hem kız o kadar çağırdı. Şimdi gücenir gitmezsen. Ya bırak ne gücenecek ya. Oraya gitsem gitmesem farkına varır mı acaba? Gücenir mi hakikaten? Gücenir. Yani gücenmeyi geç. Patronun kızı bir kere. Orada şirkette falan karşılaşırız. Ayıp olur. Hiç oraların adamı değilim. Hiç gitmek istemiyorum aslında. Ama... Ya istememeyen cebime yani. Kim o ya? Ay yok canım ben kadere dediydim. Biz konuşuyoruz öyle. Gücenebilir aslında.